Dostlar, hepinize merhaba. Bugün çok sevdiğim konulardan birini birlikte işleyelim istiyorum. O da Sümerler. Basit, net, kısa ve öz. Sümerler neden önemlidir? Günümüzden 6 bin yıl önce, bugünkü Mezopotamya dediğimiz topraklarda, yani Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi, Suriye'nin bir kısmı ve Irak'ta ortaya çıkmış olan Sümerler, tarihteki bütün medeniyetler arasında önem bakımından Yunanlardan daha öncelikli olarak en üst sıraya sahip diyebiliriz. Bunun nedenlerini tek tek birlikte inceleyeceğiz. Modern hukuk, günümüz dinleri, geleneklerimiz, yazı, sosyal yaşantımız gibi birçok şeyi onların yaşam tarzı ve kurdukları sisteme borçluyuz. Bilim, ilk insanı önemsediği kadar Sümerleri de önemser. Öncelikle onların sosyal hayatından, hukuk sisteminden ve ilerleyen kısımlarda da en önemli bölümden yani günümüz dinlerinin temelini oluşturduğu inanç sisteminden bahsedeceğiz. Hem de kendisini tanıma şansına eriştiğim Sümerolog Muazzez İlmiyeçi Hocamızın da doğum gününü kutlamış oluruz. Geçtiğimiz günlerde 106 yaşına girdi, hala dinç, hala sağlıklı ve sürekli eğitim peşinde. Nazar değmesin diyelim. Ama maalesef bizim ülkemizde arkadaşlar bu kadın hapse giriyordu. Mahkemeleri oldu, tutuklandı. Çok da eski değil dostlar. 7-8 yıl önceden bahsediyorum. Kur'an'ı Sümerler yazmıştır dediği için uğramadığı hakaret, tehdit kalmadı. Ancak sonuçta bunu keyfi olarak söylemedi ve sadece o da söylemiyor. Dünyada Sümer tarihini inceleyen, dinleri araştıran ve bilim adamlarının büyük çoğunluğu bunu kabul ederler. Sümerlerde bilim. Sümerler bilim ve teknik alanında bulundukları tarih evresinin oldukça ilerisindeydiler aynı tarihlerde diğer coğrafyalardaki toplumlar henüz çok daha ilkel boyutlardaydı. Oysa sert madenleri de işleyebilen Sümerler gelişmiş bir yapı tekniği kullanarak taş, kerpiç ve tuğlalardan 2 ve 3 katlı evler hatta 7 katlı tapınaklar inşa edebilmekteydi. Sümerler muazzam bir sulama sistemi kullanarak bataklıkları kurutup yaşam alanlarına kanallarla su taşıyabiliyor, bentler yaparak sel baskınlarının önüne geçip Barajlarla hayat kaynağı olan suyu muhafaza edebiliyorlardı. Düzenli sulama ile tarım arazilerinden harika verim elde edip ürettikleri mahsulleri de uzun müddette depolayabiliyorlardı. Tekerleği icat etmiş olan Sümerler tarım alanlarını öküz ve sabanlarla işliyorlardı. Matematik ve geometrinin temellerini atan Sümerler matematiğin merkezi olan dört işlemi bulmuşlardı ve dairenin alanını hesaplayabiliyorlardı. Tüm bunların yanında zaman hesaplamasında büyük bir başarı elde ederek gelişmiş bir takvim kullanmışlardı. Dünyanın ay yılına dayalı ilk takvimi olan Sümer takviminde yıl 360 gün, aylar 30'ar gün hesaplanıyordu. Ek olarak güneş saatinde bulan Sümerler yalnızca günleri ve ayları değil, güneşin hareketleri ile saatleri de hesaplıyorlardı. Sümerlerin bilim alanındaki faaliyetleri... Aynı zamanda astronominin de temelini oluşturmuştur. Tüm bunları diğer toplumlardan çok daha ileri seviyede yapabilmelerinin en önemli nedenleri ise şunlar. Öncelikle çok verimli bir tarım ülkesinde Fırat ve Dicle nehirleri arasında dışarıya bağımlı olmadan kendi içlerinde sürdürülebilir bir ekonomi kurabilmişlerdi. Bunu başka nerede görüyoruz? Aynı şanslara sahip olan Mısır medeniyetinde. Diğer bir neden ise söz konusu bilim ve teknik olduğunda inançlarını bir kenara bırakıp durumlara nesnel yaklaşabilmeyi öğrenmişlerdi. İşte bu nesnellik yani bilimsel düşüncenin temeli Yunan medeniyetinin, Mısır medeniyetinin ve Sümerlerin de ana unsuruydu. Yani aslında baktığımızda günümüzde bizim gibi halklar için kullanılan geri kalmıştık terimi sadece ekonomik bir söz değil. Aynı zamanda medeniyetleşme aşamasında yaşanan süreçte bu tarz nesnel düşünce gibi unsurların henüz yerleşmemiş olmasıyla da alakalı. Toplumun büyük çoğunluğu ve devletlerin yönetim anlayışında din kitaplarında bilim aramak ya da hacıdan, hocadan, papazdan, rahipten medet ummak hala değiştirilmemiş bir düşünce ise sizin ilerlemeniz olanaksızdır. Bu algının kırılması için de Avrupa'nın geçirdiği Rönesans reform gibi bir sürece ihtiyacımız var ve henüz o aşamaya gelemediğimiz için geri kalmış bir toplumuz demektir. Aslında dostlar, YouTube'a bile baktığınızda nesnel bilim yayını yapan pek de çok Türk kanalı göremezsiniz. Çünkü bu toplumun ve içerik üreticinin arz-talep dengesiyle oluşan bir şey. Kim var mesela bir düşünün doğru düzgün bilimsel yayını olan kanallar? Barış Özcan, evet. Popüler bilim açısından ufuk açıcı bir kanal. Evrim Ağacı, evet o daha da derin. Bir de yeni açılan bir kanal var, o da Bilim 101. Bilim 101 enteresan bir kanal çünkü net bilgi aktarımını kendisine özel tekniğiyle yapıyor. Yani aslında çok ihtiyaç olan Avrupalı, Amerikalı YouTube kanallarında olan ama Türkiye'de kullanılmayan bir teknikleri var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bu nedenle video açıklamasına linkini yazdım. Onları tanıtmaktan zevk duyarım açıkçası. Sümerlerin bilim anlayışındaki nesnelliğin önemini bence yeterince vurguladık. Şimdi sosyal hayatlarına dönüp bir bakalım. Bu yönlerine ayrıca hayranım. Şaşırtıcı bir şekilde Orta Doğu'da yaşamalarına rağmen günlük yaşantıda kadın ve erkeğin dengesi var. Mesela kadınlar mekan işletebiliyorlar. İlginçtir özellikle meyhane sahiplerinin çoğu kadın. Bira bu mekanlarda çok içiliyor ama herkes ayrı bardaktan değil. Diyelim ki 5 kişi gittiniz mekana, bira söylediniz, masanın ortasına konan bir leğenden kamış şeklindeki çubuklarla yani bildiğiniz pipetle hep beraber içiyorsunuz. Aynı zamanda güç ve otoriteyi daimi olarak koruma isteği hukuk kurallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sümerlerin ilk yazılı kanunları M.Ö. 2375 yılında iktidara gelen Kral Urukagina tarafından yürürlüğe konulmuştur bu kanunlar ile özel mülkiyet ve aile hukuku düzenlenmiş, kimsesizler, korumasızlar, kısaca güçsüzlerin güçlünün karşısında korunması yasal garanti altına alınmıştır. Urukagina, din adamlarının etkisini kırmak, ticaret, evlenme, boşanma, miras ve özel mülkiyet konularında adaleti sağlamak amacıyla bu kuralları ortaya atmıştır. Genellikle cezalarsa para ve hapis, ölüm pek öne çıkmıyor. Kral Urukagina tarafından oluşturulan kanunlar fidye ve bedel sistemiyle yapılandırılmıştır. Eğer bir kadın köle evin hanımı gibi davranıp beye veya hanıma küfrederse ağzı bir ölçü tuzla ovulacaktır. Eğer bir adam başka bir adamın kölesinin kızlığını o adama kötülük olsun diye bozuyorsa sahibine 5000 gümüş vermelidir. Bir adam kız olarak aldığı eşini boşadığı takdirde ona bir mana gümüş verecek dul olarak aldığı eşini boşarsa da ona yarım mana gümüş verecektir. Sümer hukuku kapsamında düzenlenen ilk kanunlar antik çağdaki birçok hukuk sistemini etkilemiş. Antik Yunan dönemindeki kurallara esin kaynağı olmuş. Hukuk devletlerinin kurulmasında öncülük etmiştir. Milattan önce 3000'li yıllarda Sümer topraklarında yaygın bir mahkeme örgütünün ve yetkin yargıçların olduğu bilinmektedir. Sümer adli sisteminde suçlayıcı, savunma grubu, yargıç, yargıçlar heyeti, katip ve savunman yani avukat. Ayrıca günümüz Amerika mahkemelerindeki gibi jüri sistemi vardı. Öldürme, hırsızlık gibi suçlar idam cezasıyla cezalandırılırken diğer suçlar için muhtelif para cezaları veriliyordu. Urnamu kanunları olarak bilinen kanunların ilk versiyonu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu kanunlar dünyada ilk defa Sümerolog Muazzez İlmiyeçi ve Hatice Kızılay tarafından çözümlenmiştir. Sümer hukuku evlenme ile sonuçlanması şartıyla evlenecek erkek ve kız arasında nişanlanmanın meydana gelmesini kabul etmiştir. Nişanlanma için erkeğin babası oğlunu evlendirmek istediği kızın babasına müracaat ederek kızı oğluna istediğini bildirirdi. Kızın babası bunu kabul ettiği takdirde nişan hediyesi olarak iki tarafta birbirine çeyiz ve para verirlerdi. Hediyeler de yapıldıktan sonra nişanlanma tamamlanmış olurdu. Eğer çift nişanı atmaya karar verirse verilen hediyeleri de geri iade etmek zorundaydılar. Sümer hukuku evlenmeyi tek taraflı bir akit olarak kabul etmiş ve bu akti yazılı bir belgeye bağlamıştı. Evlenecek erkek şahitler huzurunda evleneceği kadının hak ve sorumluluklarını beyan eder, karısını boşaması halinde ödeyeceği para miktarını ve karısına karşı görevlerini yerine getireceğini taahhüt ederdi. Sümer hukukunda gerek erkeğe gerek kadına boşanma talebinde bulunma hakkı vardır. Her şeyden önce kadın kocasının sadakatsizlik yaptığını söyler ya da evlilik halinin gereklerine uymadığını dile getirirse Boşanma talebinde bulunmak için yeterli hakka sahip olmuş olurdu. Erkekler de belirli bazı hallerde boşanma talebinde bulunabilmekteydi. Mesela koca çocuk doğuramayan karısından tazminat vermek şartıyla boşanabilirdi. Fakat bir erkeğin kendisinden çocuğu olan karısından ayrılması halinde boşanmada koca kusurluysa kadının ve çocuğun haklarını koruyacak hükümler de belirlenmiştir. Her şeyden önce bu gibi durumlarda kocasından ayrılan kadın ortak mülkiyet hakkını devam ettirirdi. Yani kafanıza göre boşanma durumu yok. Mahkemenin hüküm vermesi gerekti. Eğer mahkeme çiftlerin boşanmasının keyfi olduğunu düşünürse ya da iddiaların asılsız olduğu hükmüne varırsa buna müsaade etmiyordu. Sümerlerde tanrıçaların büyük bir önemi vardır. Adını evrenin yaratıldığı sudan alan Nammu, yeryüzü tanrıçası Ninki, sağlık tanrıçası Bau, Sosyal adalet tanrıçası Nanshe bunlardan sadece birkaçı. Tabii en önemlisi de bereketin koruyucusu İnanla. Çünkü Sümer bir tarım ülkesiydi ve bütün ekonomisi tarıma dayanıyordu. Ürünlerin çoğalması, hayvanların üremesi gerekliydi ve bunun içinde cinsellik ve dişilik çok önemliydi. Sümerlere göre inanla, aşkı ve cinsel gücüyle insanlara ve doğaya yenilenme, çoğalma gücü vermiştir. İnanna'nın temsilcileri, mabetlerde yapılan ve kutsal fahişelik diye anılan törenlerde bulunan rahibelerdi. Rahibelerin özellikle görevleri genel kadınlıktı. Bu tanrıya hizmet sayılıyordu. Hiç cinsel birlikteliği olmamış bir erkek, gençlik dönemlerinde yani evlenmeden önce neyin ne olduğunu öğrenmek için tapınaklara gider ve rahibelerden cinsellik eğitimi alırdı. Mesela Gılgamış Destanı'nda Gılgamış'a arkadaş yapılmak istenen kadın ona yemeği, içmeyi, konuşmayı öğrettiği gibi cinsel ilişkiyi de öğretir. Bu da fahişi olarak adlandırılan rahibelerin acemilere cinsel ilişkide bir tür öğretmenlik görevi yaptıklarını gösteriyor. Ve bu kadınlar kendilerini belli etmek için saçlarını örtüyle tamamen kapatırlardı. İlk duyduğunuzda kulağınıza biraz enteresan gelebilir. İşte tapınaklar, tapınakta cinsellik öğrenmeye giden erkekler ve bunu öğreten genel kadınlar falan. Hiç garip gelmesin arkadaşlar, pornonun olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani cinselliğin ne olduğunun evlenmeden, hiç bilinmediği bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu gayet aslında yani dönemin koşulları içerisinde mantıklı bir tutum. Günümüzde bile göbek deliğinden çocuk yapmaya çalışıp, başaramadıkları için tedavi almaya başlayan insanlar vardır arkadaşlar. Bir de o yılları düşünün. Tabi burada önemli olan bir nokta daha var. Bu da bu kadınların saçlarını örtmek zorunda kalması. Buna ilerleyen kısımlarda yine değineceğiz. Sümer hukukunda güçsüz olanı güçlüden korumak önemli bir yere sahip. Örneğin köleler belli süreçlerde sağlık kontrollerine sokuluyor. Eğer sahibinin kötü muamele yaptığı tespit edilirse, hem sahibine ceza veriliyor hem de bu durumun tekrarlanması halinde köle başka birine satılıyor. Sümerler güneşi adaletin sembolü olarak kabul etmiştir. Güneşin karanlıkları aydınlatması gibi adaletin de zulüm ve haksızlıkları ortadan kaldıracağına inanıyorlardı. Onlara göre adalet bir lütuf ve ihsan değil, insanların hakkı ve devletin de göreviydi. Bu oldukça ileri bir adalet anlayışını ifade etmektedir. Günümüz insan haklarının temel görüşlerinden biridir. Kısaca hukuk ve huzurlu bir yaşam kurma mücadelesi önemli bir yere sahip. Hatta bir Sümer kralının tabletlerde bulunan şöyle de bir şiiri var. Karanlık sokaklara girmeye kimsenin korkmadığı, kabadayıların insanlara zulmetmediği, yürüyenlerin ayaklarına dikenlerin batmadığı, insanların aç uyumadığı bir ülke hayal ediyorum. Sanki 4-5 bin yıl önce değil de yeni söylenmiş sözler kadar yakın geliyor insana. Halk arasında yapılan iş anlaşmaları ya da diğer ahitler de noter huzurunda tabletlere kazınarak imzalanıyor. Tarihteki ilk noterler yine Sümerlilerdir. Miras anlayışına baktığımızda günümüzün de temelini attığı ortada. Babanın ölümü halinde erkek çocuklara mirastan eşit pay verilirdi. Kız çocukları ise nişanlanırken babalarından yüklü bir miktarda çeyiz aldıkları için mirastan pay almazlardı ancak kız çocuğu evlenmemişse yani bekarsa o da eşit bayılırdı. Bir erkek iki defa boşanıp evlenmiş ve ikisinden de çocuğu varsa bütün çocuklar eşit mirasçı olurdu. Eğitim sistemleri de çok ilginçtir. Kadın ve erkek öğretmenler var ve çok küçük yaştan itibaren çocuklar düzenli olarak okula gönderiliyor. Yazı, hukuk, tarım, matematik ve ufaktan ufaktan astronomi gibi dersler veriliyor onlara. Aslında bir yandan da şansımıza kil tabletler kullanıldığı için bazı Sümer okullarının dersliklerinden yüzlerce hatta binlerce çalışma metinleri çıkmıştır ortaya. Çocukların nasıl eğitim gördüğünü, neler yazdığını okuyabiliyoruz. Örneğin bir tane çocuk okulla ilgili düşüncelerini yazmış ve hiç bozulmadan günümüze kadar elimize ulaşmış. Diyor ki: Haftada 6 gün çok erken saatte gelip geç vakitte eve dönüyoruz. Keşke daha çok tatil olsa. Galiba hiç değişmemişiz. Bir çocuk da anne şiiri yazmış. Benim annem tarladaki bir buğday tanesi, gökyüzünde güneş gibidir tarzında uzun uzun bir şiir. Öğretmenler yaramazlık yapan çocuklara çeşitli cezalar verebiliyorlar. Tek ayak üstünde bekleme ve bazen de dayak. Temizlik de onlar için çok önemli. Onlar antik medeniyettir. Bok içinde yaşıyorlardır diye düşünmeyin. Yıkanmamış elle yemek yeme diye atasözleri var. Arkadaşlar Sümerlerin kökenine hiç girmeyeceğim. Çünkü hem çeşitli görüşler var hem de ana konumuzdan sapmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Yabancı Sümerologlar arasında da Sümerlerin Türk olduğunu düşünen ya da farklı bir kavim olduklarını düşünenlerin de sayısı çok. O dönemlerden kalma heykellere baktığınızda fiziken pek de Orta Asya halklarına benzemediklerini söyleyebiliriz. Ama o kadar çok, o kadar çok öz kelime dillerinde var ki şu konuda eminiz. Orta Asya'daki Türklerle en azından ticaret nedeniyle çok içli dışlılar. Zaten Mezopotamya bölgesi Orta Asya'nın Anadolu'ya ve Arap coğrafyasına açılan ticaret yolu üzerinde olduğu için Türkülerle iletişimlerinin yoğun olması da normal. Bu konuyla ilgili başka ne söylesek gereksiz tartışmalara neden olur, o yüzden girmiyorum. Gelelim Sümer dini ile günümüz dinleri arasındaki benzerliklerin nedenlerine. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Sümer dininin günümüz semavi dinlerine olan büyük benzerliği, semavi dinleri çürütmez, aksine kanıtlar diyebilirsiniz. Ama bunu söylüyorsanız, Sümerleri hiç araştırmamışsınız demektir. Çünkü öncelikle her kavme peygamber gönderilmiştir. Sümerlere de gönderildi. Bu nedenle günümüz dinlerine benzemesi normal algısı, özellikle konuyu pek de bilmeyen İslamcılar arasında yaygın bir algı. Ama unutmayalım ki Sümerler her şeyi kaydeden insanlar. Çocuklara ait, normal insanlara ait, hayatın her alanına sıradan bir esnafın dahi tuttuğu kar zarar tablosuna ait birçok tablete ulaşabiliyoruz. Ancak bu tabletlerde nedense ne bir tek tanrı anlayışı ne de bir peygamberlik durumunu göremiyoruz. Herhangi bir zaman aralığında bir peygamber gelmiş olsa, böyle bir duyuru yapmış olsa, elbette ki halk arasında önemli yankılar uyandırırdı. Ya da yine binlerce yıllık bu süreç içerisinde bu tek tanrı inancının bozuluşunu ve çok tanrılığa geçişi elbette ki bir şekilde görürdük. Çünkü dinlerin değişmesi ya da bozulması yüzyıllar hatta o dönemlerde bin yıllar alabilir. Devlet bunları kaydetmeyecek olsa sıradan insanlar buradan bir cümlede olsa yazmış olurlardı. Ama böyle bir şey yok. Varsa yoksa çeşit çeşit Sümer tanrılarının ilginç efsanelerini, mitolojilerini görüyoruz. Ve daha da önemli kısmı Sümer tanrılarının mitolojik hikayelerinin nasıl şekillendiğini hangi olaylarla, hangi durumlarla oluştuğunu ve hangi süreçlere geçirdiğini zaten biliyoruz. Örneğin başlangıçta tarımdan dolayı anaerkil bir toplumdu. Toprak kadınla özdeşleştirilir. Ürün verdiği yani bir nevi doğurduğu için. Ve bu süreçte kadın tanrıların çok daha fazla ve etkin olduğunu görüyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda yaşanan savaşlar ve farklı olaylarla daha ateerkil bir toplum yapısına dönüşünce Tanrıların erkek versiyonlarının daha etkin ve sayıca daha da çoğalmış olduklarını elimize ulaşan tabletlerle rahatlıkla algılayabiliyoruz. Başörtüsü konusuyla ilgili 2012 yılında Muazzez İlmiye Çığ'ın Bilim ve Ütopya dergisine yaptığı söyleşideki ifadelerini aynen aktarıyorum. Başörtüsünün semavi dinlerle birlikte başladığı sanılır. Oysa başörtüsü bundan 5000 yıl önce Sümerler'de ortaya çıktı yasal yollardan seks yapacak kadar özgür olan Sümer mabet kadınlarının başlarını örtmeleri zorunluydu. Hamurabi'nin başa geçmesiyle bu geleneğe son verildi. Milattan önce 1500 yılında Asur kralının çıkardığı bir yasayla başörtüsü yeniden yürürlüğe girdi. Bakın ortaya nasıl çıktığını, neden kaldırıldığını ve hatta tekrar nasıl ortaya çıktığını aşama aşama ellerimize geçen tabletlerle görebiliyoruz. Bugün başörtüsünü savunanlar aslında İslamiyet'in değil, binlerce yıl önceki Sümerlerin, Asurluların, hatta Yahudilerin bizlere kalmış olan yargılarını savunuyorlar. Gördüğünüz gibi bu gelenek ilk çıkış noktasında sınıfsal bir ayrımı sembolü olarak kullanılıyor ve toplumsal ayrışmaya, hatta sınıflaşmaya yol açıyor. Şimdi Sümerler'deki cennet tasvirine, kadının kaburgadan yaratılmasına ve yasak meyve olayına bakalım. Tanrı Enki ve tanrıça Ninhursag'ı konu alan tablette cennet hakkında şu bilgiler var. Dilmun yani cennet adında saf, temiz ve parlak bir yer vardır. Burada ne hastalık var ne de ölüm. Tek kelimeyle yaşayanlar ülkesi. Burada hiç kimse kimseye zarar vermez. Yaşlılık ve vücut ağrıları yok. Irmağı geçen (parantez içinde belirtiyorum ki bu İslam'da Sırat köprüsüdür) artık umutludur. Bu cennet bahçesinde toprağı sulamak için yer altından buhar çıkar. Sümer inançlarına göre bu cennette ilkin temiz su yokmuş. Tanrı Enki, güneş tanrısı Utu'ya talimat verince o da burada temiz su yaratmış. Bunun sonucu olarak o cennet bağlar, bahçeler, bitkiler, hurma ağaçlarıyla tıklım tıklım dolu vermiş. Hatta bu cennette baldan da söz ediliyor. Tanrıça ninhursak bu cennette 8 çeşit bitki yaratır. Bunların tadını merak eden Enki hepsinden yiyince kendisine dokunur ve 8 yerinden hastalanır. Enki bu bitkilerden yediği için Tanrıça ninhursak ilk önce onu lanetler. Ancak daha sonra her nedense kendisini bağışlar. Enki'nin ağrıyan yerlerinden biri de kaburga kemikleridir. Sümerlerde görülen bu olaylar semavi dinlerin kitaplarında da var. Adem ve Havva'nın yasak meyveyi yemeleri, Lilith'in yılan kılığına girip Adem ve Havva'yı cennetten kovması gibi. Bu olaylardan önce Tanrı başta yarattığı kadın Lilith'i kendisine karşı geldiği için cennetten kovup, Adem'i yere yatırıp kaburga kemiğinden bir parça alıp kadını yaratmıştır. Benzerini Sümer tabletlerinde gördüğümüz gibi. Orta Doğu'nun inanç geleneğinin oluşmasındaki en önemli etken ise İsrailoğullarıdır. Tarihte İsrailoğulları Babil'liler tarafından savaşta yenilir ve esir edilerek Mezopotamya'ya getirilirler. Burada geçirecekleri uzun esaret döneminde Sümer inanışlarından da önemli ölçüde etkilenerek Tevrat'ın temelini atarlar. Buna küçük örnekler verecek olursak, Tevrat'ın yaratılış bölümünde ''Cennette yağmur yağmaz, bahçeyi sulamak için yer altından buharlar çıkar'' cümlesi geçmektedir. Aynı bölümde Cennet, Fırat ve Dicle nehirleri arasındadır cümlesi geçmektedir. Aynı bölümde bu bahçenin meyvelerinin bazıları ölüme sürükler yazmaktadır. Aynı bölümde Cennette kadınlar sancısız doğum yaparlar, kadın erkeğin kaburgasından yaratılmıştır yazmaktadır. Bu sözler Sümer metinlerinden birebir alıntıdır. Sümer ve Akat yazıtlarının çözümlenmesinden sonra yazıtları okuyan bilim adamları inançlar üzerinde daha kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda eski ve yeni ahitin genelinin Sümer efsanelerinden ve Akatlarda değişikliğe uğramış olgulardan ibaret olduğunu gördüler. İbranilerin Eden Cenneti dedikleri cennetlerini Kur'an'da Adın Cenneti olarak görmekteyiz. Semavi dinlerin Sümer kökenli olup ilk defa İsrailliler aracılığıyla dışa taşınmasından sonra Orta Doğu'da bir din kültü oluşmuştur. Bu kült sonrasında Hristiyanlığı yani İncil'i ve Kur'an'ı doğurmuştur. Bu kitapların Sümerlere dayanmasının en önemli sonuçlarından biri de peygamberlik olgusunun tarihte sadece Orta Doğu coğrafyasında olmuş olmasıdır. Çünkü Sümerlerin kültürel olarak en çok etkilerinin yayıldığı coğrafya bu coğrafyadır. Örneğin Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, İngiltere'de, Hindistan'da, Orta Afrika'da, Güney Afrika'da veya dünyanın Orta Doğu dışındaki herhangi bir yerinde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkıp yeni bir semavi dinin ortaya çıktığı görülmemiştir. Çünkü bu coğrafyalarda Sümerler gibi kültürel bir zemin atabilecek bir medeniyet yoktu. Kabil ve Habil kıssası da aynı şekilde Sümer kökenlidir. Tevrat, İncil ve Kur'an'daki Habil ile Kabil hikayesinin bilinen en yakın karşılığı Sümer geleneğinde Emeş ile Ente'nin hikayesidir. Bu mit Samuel Noah Kramer tarafından bulunmuş, çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Emeş ile Enten mitinde bu iki kardeş insan olarak değil, yarı tanrı, yarı insan hizmetkar varlıklar olarak anılır. Sümerlerin baş tanrılarından biri olan hava tanrısı Enlil, her tür ağaç ve bitkiyi filizlendirmeyi, her tür hayvanı beslemeyi, yeryüzünde bolluğu ve bereketi sağlamayı aklına koyar. Bu amaçta iki kültürel varlık olan Emeş ile Enten'i yaratır. Bu sırada bildiğimiz manada insan da henüz yaratılmamıştır. Yani Emeş ile Enten hem yarı tanrı hem de ilk insanlardandır aslında. Enlil, yarı tanrı, yarı insan diyebileceğimiz bu iki canlıyı yeryüzünde bitki ve hayvanların ıslah edilmesi için yaratmıştır. Bu iki kardeşe görevler verir. Enten hayvancılık, Emeş ise çiftçilik yapar. Enten hayvancılığın altından başarıyla kalkar. Hatta kardeşinin yapamadığı, yapmakta zorlandığı ve yarım yamanak yaptığı çiftçiliğe de el atar. Hurma ağaçlarını, üzümü, tahılı ıslah eder. Kardeşlerin arasında bir rekabet doğmaya başlayınca Emeş, Enten'in tanrıların çiftçisi olma iddiasına meydan okur. Çünkü Enten, Emeş'in işlerini bile ondan daha iyi yapar hale gelmiş ve tanrıların gözünde yükselmiştir. Aralarında anlaşmazlık yaşayan iki kardeş Tanrı Elni'nin huzuruna giderler. Enten Emeş'ten şikayetçi olur. Tevrat menşeli dinlere girerken hikayenin sadece final kısmı değişim gösteriyor. Çünkü semavi dinlerde kardeşlerden biri diğerini öldürürken Sümerler'de tanrıların araya girerek barışı sağladığını görüyoruz. Şunu da ekleyelim. Sümerlerin semavi dinlerin kökenini oluşturduğu tezi sadece muazzez ilmiyetçinin değil, bu alanda inceleme yapan neredeyse bütün bilim insanlarının ortak görüşüdür. İnanca göre Tammuz ya da diğer adıyla Domuzi olan ünlü mitolojik karakterimiz bir domuz tarafından öldürülür. Bu nedenle de Sümerler'de domuz lanetli olarak kabul edilir ve yemek dinen yasak kılınır. Tammuz yani diğer adıyla Domuzi Yunan mitolojisine Adonis olarak geçmiştir. Ve Adonis de aynı şekilde domuz tarafından öldürülmüştür. Ekmeğin kutsallığı da Sümerlerin ardılı olan Sabilerden gelir. Tammuz'un bir başka versiyonuna tapan Sabilere göre ekmek çok kutsaldı. Öyle ki buğdayın toplanması ve öğütülmesi zamanında Sabiler ağlardı. Çünkü bu tarihler Tammuz'un öldüğü, derin uykuya daldığı, o hüzünlü günlere denk gelirdi. Sümerlerin ardılı olan Sabilere göre ekmek Tammuz'un etiydi. Bu nedenledir ki bugün Anadolu'da hala ekmek yere düştüğü zaman öpülür ve başa konur. Ekmek ve buğday kırıntısına basmanın büyük günah olduğuna inanılır. Çünkü ekmek binlerce yıl önceki inanca göre bereket tanrısı Tammuz'un etiydi. Ekmeye verilen önem bu coğrafyada hiç değişmedi. Elbette Tammuz unutuldu gitti. Ek olarak sabilere göre ekmek Tammuz'un eti dedik. Şarap da barış ve şarap tanrısı Dionysos'un kanıydı her ikisi de dönemin insanların ana geçim kaynağıydı. Son kısım özellikle Hristiyanlıkta devam etmektedir. Sümer'de tanrıları sevindirmek, istekte bulunmak, hastalıktan kurtulmak ve adakta bulunmak için hasta veya sakat olmayan bir hayvan kurban edilirdi. Kurbanları tapınak rahipleri keserlerdi. Kurbanın sağ kalçası ve iç organları tanrılara takdim edilir, geri kalanı ise dağıtılırdı hayvanın sakat olmaması gerekliliği, kesim niyeti ve kestikten sonra belli bölümlerinin dağıtılması ritüeli günümüzde İslam inancında da aynı şekilde var olmaya devam ediyor. Kutsal sayı algısı da Sümer kökenlidir. Sümerliler gökteki 12 burcu ilk kez keşfeden uygarlıktır. Onlara göre bir gün 12 saatten oluşuyordu. Ama bir saatleri bizim 2 saatimize eşitti. İsa'nın 12 avarisi bu burçları temsil eder. Sümer inancına göre burçlarda birer tanrı otururdu ve güneş tanrısı bu burçları ziyaret ederdi. Her 2150 yılda bir güneş başka bir burca denk gelirdi ve Sümerliler bunu hesaplamışlardır. Bugün Yahudilikteki ve Hristiyanlıktaki yedi kollu şamdan Sümer'in meşhur yedi ağacını ve yedi seyyareyi temsil eder. Tek tanrılı dinlerdeki cehennemin yedi kapısı Sümer'in yeraltı dünyasının yedi kapısı olmasından gelir. İslam'da gökler yedi kat olarak anlatılır. Sümerlerin tapınakları olan zikuratlar da bu bilinçle yedi katlıdır. Mezarlıklara Selvi Ağacı Dikilmesi Tammuz için metinlerde şöyle denir. Bir yığın haşır ormanlarının arasından sen pırıl pırıl parlayan bir selvi ağacıydın ve senin bulunduğun yere sadece güneş gelebilirdi. Sümer tapınaklarında Tammuz'un diğer adını da hatırlatayım, Domuzi'nin sembolü olarak selvi ağacı dikilirdi. Tammuz, sular tanrısı Enki'nin oğlu olduğu için tapınaklarda aynı zamanda havuz, su kuyusu veya çeşme olurdu. Bugün mezarlıklarda selvi ağaçlarının olmasının nedeni, selvi ağacının ebedi hayatı simgeleyen hayat ağacı olmasıdır. Oruç Sümer dininde Ay kültünün önemli bir yeri vardır. Ay'ın göründüğü gün, 15 günlük olduğu ve görünmediği günlerde törenler yapılırdı. Bazı yiyecekler yenilmezdi. İslamiyet'te de oruç ve bayramlar ayın görünüşüne göre düzenlenmiştir. Sümer kültürünü temel alan Akatlıların kralı Büyük Sargon için şöyle bir şiir yazılmıştır. Bu şiir enteresan konulara değiniyor. Ben Agade'nin kralı Büyük Kral Sargon Annem yüksek bir rahibeydi. Babamı bilmiyorum. Yüksek rahibe annem beni gizlice doğurdu. Beni bir kamış sepete koydu. Onu ziftle kapladı. Beni nehre bıraktı. Dışarı çıkamayacaktım. Nehir beni sürükleyerek su çekici Akki'ye götürdü. Akki beni sudan çıkardı. Kendi oğlu gibi büyüttü beni. Musa'nın ve İsa'nın hikayesine ne kadar benziyor değil mi? Evet öyle. Çünkü onlar bundan alındı ve aynı zamanda Kur'an'ın, Tevrat'ın yani semavi dinlerin Musa vakasının gerçekleştiğini düşündükleri tarihlerden daha önce yazılmıştır bu şiir. Onu da belirteyim. Yine İsa ile ilgili bazı benzerlikler de şunlardır. Çok fazla vardır ama arkadaşlar ben 20 saat seslendirsem yine bitmez bu konular. Çok böyle özetle geçiyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Sümerler'de çok ilginç bir anlayış var. Sümer rahibelerinin çocuk doğurması yasaktı. Evlilik serbestti ama çocuk yapmamak şartıyla. Çünkü rahibelerden doğan çocuklar tanrının çocuğu olarak görülüyordu. Şimdi Kur'an'dan bir bölüme bakalım. Ali İmran suresi ayet 35 37. İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Adığımı kabul buyur. Rabbim onu kız doğurdum. Ona Meryem adını verdim kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu sana ısmarlıyorum dedi. Rabbi onu hüsnü kabul gösterdi ve güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her gelişinde orada bir rızık bulur, bu sana nereden geliyor derdi. O da Allah tarafından derdi. Yukarıdaki ayete baktığımızda Meryem'in zamanında mabetler olduğu anlaşılmaktadır. Tevrat ve İncil'de de aynı şekilde mabetler yazılıdır. Meryem ise mabete adanmış ve mabette yetişmiş bir kızdı. Yusuf adında bir nişanlısı vardı. Ama mabede adanmış bir kadın olduğu için çocuk yapması yasaktı. Evlenmesine izin vardı ama çocuk yapmasına müsaade yoktu. Nişanlısının hatta kocasının olmuş olmasına rağmen hamile kaldığını sakladı ve gidip ücra bir yerde doğum yaptı. Çünkü çocuğunun Tanrı'nın çocuğu diye öldürülmesinden korkuluyordu. Tıpkı Sümerler'deki anlayış gibi. Böylece İsa'ya büyüyene kadar Tanrı'nın oğlu olduğuna inandırılması, ben Tanrı'nın oğluyum diyerek ortaya çıkmasına ve böylece öldürülmesine sebebiyet vermiş olmalı. Muazzez İlmiyeç'i kitabında bu konuyu işlerken sonunda şunları belirtiyor. Mezopotamya'da eski çağlardan başlayarak Yeni Babil Devrine kadar adak olarak veya kıtlıktan korunmak üzere bazı çocuklar mabede verilirdi. Meryem hikayesinde bu geleneğin sürdüğü anlaşılıyor. Bütün kaynaklarım video açıklamasında vardır arkadaşlar. Kutsal gün inancı da Sümerlerden gelmedir. Sümerlilerde okul tabletlerine göre 6 gün çalışma, 7. gün dinlenme var. Bu Yahudilere Şabat olarak geçmiş. 10 emirde Şabat'ı düşün. Onu kutsal gün olarak gör deniyor. 6 gün çalışıp 7. gün Tanrı'ya adanmış bir dinlenme günü oluyor. Yahudilere ve Kur'an'a göre Tanrı altı günde dünyayı yaratıp 7. gün dinlenmiş. Bugünün cumartesi olması da Babililerden geçmiş. Babililer her ayın 7. gününde Şapatu adında bir kutulama yaparlardı. Bu, üzgünlüğü ve nefis terbiyesini ifade eden ve Satürn gezegenine adanmış bir gündü. Saturday, Satürn gezegeninden gelen bir gün adı. Yani cumartesi. Satürn kötü güçlerin temsilcisiydi. Yahudiler bugünün anlamını süreç içinde değiştirerek onu neşeli bir hale koymuşlardır. Onlar cumartesi gününü Tanrı'ya dua ederek, kitaplar okuyarak çeşitli eğlencelerle geçirirler ve en ufak bir işe el sürmezler. İslamiyet'te bugün cumaya dönüştürülerek kuralları daha da hafifletilmiştir. Üstün kavim anlayışı Sümerliler kendilerini tanrılar tarafından seçilmiş üstün bir halk olarak görmüşlerdir. Tevrat'ta Yahve, Kur'an'da Allah, İsrailoğullarının üstün bir kavim olduğunu söylüyor. Tevrat Tesniye 14'e 6, Kur'an Casiye Suresi ayet 16, Bakara Suresi ayet 27. Kadınların erkekler için bir tarla gibi olması benzetmesi. Sümerliler kadınlarını bir tarlaya benzetmişlerdir. Aynı deyim hem Tevrat hem de Kur'an'da var. Kur'an'da "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl isterseniz öyle girin." yazılıdır. Bakara Suresi 223. Musa'nın Tanrı'dan kanunu alışı. Sümer kanunu Babil kralı Hammurabi'nin yaptığı kanuna temel olmuş. Ondan da Musa'nın Yahudi kanunu, ondan da İslam kanunu etkilenmiştir. Hamurabi, İsa'dan önce 1750'de Güneş Tanrısından yasaları alışı, Musa'nın Tanrı'dan yasaları alışına örnek olmuştur. İlginç olanı İslam'da hukukun önce Arapların Irak topraklarını ele geçirdikten sonra kurallaşmasıdır. Yani daha önce Sümerlerin yaşamış olduğu bölgeyi. Sümer, Babil hukuksal geleneklerinden çıkan sözler İbrani kanunu Telmud'da bulunuyor. Ortodoks Yahudilerdeki boşanma terimi Sümerce bir kelime. Sinagoglarda Tevrat okunurken dinleyenler şallarının saçakları ile onu izlerler. Bu, Sümer'de hukuksal bir belgenin onaylandığını göstermek için yapılırdı. Sinagoglar, kiliseler ve camiler. Sümerler'de kralların nasıl sarayları varsa, tanrıların da öyle evleri olmalıydı. Bunun için tanrı evi adı altında görkemli tapınaklar yanlarına da tanrılarla insanları yaklaştırdığı düşünülen basamaklı kuleler yapmışlardır. Daha sonra bu tanrı evleri sinagoglara, kiliselere, camilere dönüştü. Camilerin ve minarelerin üstündeki yarım ay, Sümer ay tanrısının sembolüdür. Sümer'deki tanrı evi deyimi, Kur'an'da Allah mescitleri olarak geçmektedir. Halk arasında ise Allah'ın evi olarak geçmektedir. Sümer'de mabet ve saray anlamına gelen egal kelimesi, Tevrat'ta Hegal olmuştur. Sümerler'de Nuh Tufanı Tufan haber verilince Kral Ziusudra kendisine söylendiği gibi büyük bir gemi yapar. Daha sonra tufan başlar ve yedi gün boyunca sürer. Yedinci günün sonunda gemi Nisir Dağı'na oturur. Ziusudra yedi gün burada bekledikten sonra bir güvercin salar dışarı. Güvercin konacak yer bulamayıp geri döner. Daha sonra bir kırlangıç gönderir. Ancak o da geri döner. Son olarak gönderdiği kuzgun geri dönmeyince, yanındakilerle birlikte gemiyi terk eden Zeysudra dışarı çıkıp tanrılarak kurbanlar ve içki sunar. Semavi dinlerdeki tufan olayıyla neredeyse birebir aynıdır. Sümer'de tanrılar ol der her şey olur. Sümer'de tanrılar kızdı mı azap eder. Kendi milletlerini helak ederler. Sümer'de kadın kısırsa, Kocasına çocuk doğurması için bir cariye verebilir ve cariye haddi aşarsa kadının emriyle kapı dışarı edilir. Tıpkı İbrahim, Sara ve Hacer ilişkisinde olduğu gibi. Taşlama cezası Sümerler'de vardır. İsa'dan önce 2200'de Lagash kralı Urukagina iki koca alan kadınların taşlanmasını emretmiştir. Hem de yazılı taşlarla. Dilimizden pek eksilmeyen din kitaplarına girmiş Eyüp peygamberin sabrı hikayesinin de Sümerlerden kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Bu konuda Sümerlerden kalma ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir kısmı da Philadelphia Üniversitesi'nde olan 135 satırlık bir şiir vardır. Şiirin ana fikri insanın felaketlere uğradığı zaman bunu yapan Tanrı'ya lanetler saçacağı yerde onu yücelterek, ona yalvarıp yakararak kalbini yumuşatıp bu felaketten kurtulabileceğidir. Bu şiir Tanrı'nın kendisini affettiğini bildiren bir kısımla son buluyor. İsterseniz küçük bir bölümünü okuyalım. Ben anlayışlı insandım. Şimdi bana kimse değer vermiyor. Doğru sözüm yalana döndü. Hilenin adamı beni güney rüzgarı gibi sardı. Ona iş yapmaya zorlandım. Bana saygı duymayan kişi senin önünde beni utandırdı. Bana durmadan yeni üzüntüler verdin. Eve girdim, ruh ağır, Sokağa çıktım, kalp sıkıntılı. Cesur, dürüst çobanım bile bana kızdı. Düşmanca baktı. Düşmanı olmadıklarım bana fenalık aradı. Yoldaşım doğru bir söz söyleyemedi bana. Arkadaşım dürüst sözümü yalanladı. Hilenin adamı bana tuzak kurdu. Ve sen Tanrım ona engel olmadın. Ben bilgin. Neden genç cahiller içine sokuldum? Ben anlayışlı. Neden bilgisizler arasında sayıldım? Her yerde yiyecek var. Ama şimdi benim yiyeceğim açlık. Herkese paylar verilirken benim payım üzüntü oldu. Tanrım, önünde durmak istiyorum. İniltili sözlerimi söylemek istiyorum. Acılarımı bildirmek istiyorum. Tanrım, gün ışıdı. Benim günüm karanlık. Gözyaşları, ağıt ve sıkıntı sardı beni. Gözyaşlarımdan başka bir seçeneğim yokmuş gibi üzüntü kapladı beni. Kötü kader eline aldı beni. Çalıyor yaşam soluğumu. Fena hastalıklar yakıyor bedenimi. Tanrım, beni var eden babam, yüzünü kaldır. Ne zamana kadar beni ihmal edecek, beni korumayacaksın? Ne zamana kadar beni rehbersiz bırakacaksın? Bir doğru söz söylüyor akıllı bilginler. Asla bir günahsız çocuk annesinden doğamaz. Günahsız bir genç en eski zamandan beri yoktu. Finaldeki mutlu sonda şöyle. İnsanın tanrısı onun acı gözyaşlarına ve ağlamalarına kulak verdi. Genç adamın yalvarış ve yakarışları Tanrısının kalbini yumuşattı. Söylediği doğru sözü Tanrısı kabul etti. Adamın dua dolu tövbeli sözünü kabul etti. Tanrısı azabından elini çekti. Kanatlarını geren hastalık cinlerini uzaklaştırdı. Adamın üzüntüleri sevince döndü. Tanrısı yanına koruyucu bir cin koydu. Ona müşfik bir melek verdi. Aslında çok çok uzun bir şiir ve bir adamın Tanrı tarafından sınava tabi tutulup toplumdan dışlanması, bütün derisinin tininin hastalıklarla kaplanması ve çok kötü bir süreç geçirmesini anlatıyor. Tıpkı Eyüp Peygamber hikayesinde olduğu gibi. Evet bugünlük bu kadar olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Bilim 101 kanalına abone olmayı unutmayın ya da kendiniz bilirsiniz. İsteklerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi yorumda da belirtebilirsiniz. Bana şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabıma yazarak da ulaşabilirsiniz. Veya video açıklamasındaki mail adresimden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.